Bir Müslümanın en öne gelen, dikkat çeken özelliği sahip olduğu güzel ahlaktır ve de olmalıdır. İslam dininin Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bizlerden istediği en önemli şeylerden bir tanesidir. İnsanın güzel ahlaka sahip olması. Bu güzel ahlakını arkadaşına, iş arkadaşına, patronuna, işçisine, evinde eşine, çoluk çocuğuna, annesine, babasına, yolda karşılaştığı vatandaşına, din kardeşine, dininden olmayan kardeşine, herkese göstermelidir, yansıtmalıdır. Müslümanın güzel ahlakı aslında İslam dinini diğer insanlara da tebliğ eden bir vesiledir, iblağ eden bir vesiledir. Güzel ahlak Müslümanın İslam üzerine olan, İslam'ı diğer insanlara ulaştıran bir elçisidir. Geldi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna ki Hazreti Resulullah kendisi yüce ahlakın en yücesine sahipti ki Rabbul Alemin de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakını özellikle övmektedir. Arz etti dedi ki ya Resulullah bana nasihat et. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz de ona buyurdular ki kaba bir şahsiyet olma ve güzel ahlak sahibi ol. Ve bundan sonrasında da Peygamber Efendimiz sustular. Adam Peygamber Efendimiz'e baktı ve de sohbetinin devamını getirmediğini görünce çıktı. Ama dayanamayarak tekrar geldi Peygamber Efendimiz'in huzuruna ve de dedi ki ya Resulullah bana nasihat et. Peygamber Efendimiz de buyurdular ki kaba ve kötü ahlaklı olma, güzel ahlak sahibi ol. Yine sustular. Gitti, tekrar rahat olmadı, döndü geriye. Dedi ki ya Resulallah bana nasihat et. Peygamber Efendimiz üçüncü kez tekrar buyurdu. Kaba olma ve güzel ahlak sahibi ol. Adam o mesajı oradan aldı ki demek ki güzel ahlak insana her şeyi getirir. Kötü ahlak da insandan her şeyi alıp götürür. Hazreti Emirul Mü'minin Mevla'l Muvahhidin Ali Aleyhisselam'dan nakledilmiş olan bir sözde de o hazret buyurdular. Bir insandan güzel ahlakın eksik olduğu miktarca Allah'ın rahmeti de o insandan eksik olur. Bir insandan güzel ahlak ne kadar uzak olursa Allah'ın rahmeti de Allah'ın mağfireti de şefkati de o insandan o derecede nedir? Uzak olmaktadır. Yani bir insan eğer farz edelim ki kaba dilli bir insansa o dilinin sebebiyle o miktarca da Allah'ın rahmeti ondan uzaklaşmaktadır. Bizler birer Müslüman olarak Peygamber ve Ehl-i Beyti ki en güzel ahlaka sahiptiler, onlardan aldığımız her şeyi hayatımıza ve yaşantımıza yansıtmalıyız. Hepimiz ahlaki kuralların birçoğunu bilmekteyiz ve bunlara riayet ettiğimiz takdirde bu bilgimizin bir faydası olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki gıybet haramdır ama el çekmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki iftira haramdır yine de yapıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki başkasının malını yemek haramdır yine de yiyoruz. Demek ki sadece bilmenin bir faydası yoktur. İnsan bilip amel ettiği takdirde faydasını görecektir. Müslüman o kimsedir ki bildiklerine de ne yapsın? Amel etsin. Onun için Kur'an-ı Kerim nerede mümin bir insanı vasıflandırıyorsa buyuruyor ki o kimsedir ki iman etmiştir ve de salih güzel ameller de yapar yerine getirir. Yani sadece ben iman ettim demekle bu iş bitmiyor. İnsan iman ettiyse o imanını da amelinde göstermelidir. Özellikle de güzel ahlak şeklinde. İsra suresi 7. ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor ki اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا. Sizler eğer güzel bir şey yaptığınız takdirde yaptığınız her güzellik size geri dönecektir. Karşılığı, mükafatı hepsi size geri dönecektir. Hayrı sizin kendinizedir. Ama kötü ahlak sahibi olursanız, kötü şeyler yapacak olursanız onun da karşılığı yine gelip sizi bulacaktır. Bu dünya hayatında ne ekersek karşılığını da mutlaka ve mutlaka bulacağız. Sadece ahirette değil ha. İnsan yaptığı birçok şeyin karşılığını bu dünyada buluyor.
Ve bu dünyanın kendisi de, yani yeryüzünün kendisi de bütün yaptığımız her şeye şahitlerden bir tanesidir. Üzerinde yürüdüğümüz toprak, yanından geçtiğimiz ağaç, yanından geçtiğimiz duvar, taş, bunların hepsi kıyamet gününde bizim aleyhimize de lehimize şahitlik edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'deki en mana dolu, manası çok ağır olan surelerden bir tanesi de zelzele suresidir. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا. O ayeti kerimenin devamında buyurur ki يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْدَارَهَا. Yeryüzü kendi üzerinde olan biteni açıklar. Olan biten her şeyi açığa çıkarır, söylemeye başlar. Yani yeryüzü de bizlerin yaptığımız her şeyimize nedir? Şahitlerden bir tanesidir. Yine bu Zilzal suresinin son ayeti o meşhur ayettir ki devamlı okumaktayız. Buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bir insan bir zerre kadar güzel şey yapacak olursa o gelip kendisini bulacaktır. Ve bir insan zerre kadar kötülük yapacak olursa o zerre kadar kötülük de gelip kendisini bulacaktır. Yani hiçbir zaman düşünmeyelim ki bu kötülüğü yaptım, bu yanlış hareketi yaptım, dünde kaldı. Hayır, biz unutsak da yeryüzü unutmuyor. Biz unutsak da amel defterimiz unutmuyor. Biz unutsak da Allah unutmuyor ve kıyamet gününde hepsi önümüze çıkacaktır. Ve birçok şeyin de karşılığını biz bu dünyada da görmekteyiz. Nasiruddin Şah, eski İran'ın en güçlü padişahlarından bir tanesiydi. Kendisi de iyi bir insan değildi. Oğlunu da İsfahan şehrine vali olarak atamıştı. Oraya sorumlu, görevli olarak atamıştı. Ve de o kadar zalimdi ki oranın halkına etmediği zulmü bırakmamıştı. Bir gün Nasiruddin Şah'ın oğlu elindeki bıçakla bir tane sineğin, bildiğimiz sinek, küçücük sinek. O sineğin gözlerini oydu canlı canlı. Sonrasında da ölüme terk etti. O sinek o şekilde de ölüp gitti. Bir sinek, küçücük bir sinek. Yani bizim her zaman eziyetidir diye tokatladığımız ya da elimizdeki o sinek kovarla vurup öldürdüğümüz sinek. Gözünü çıkardı. Aradan bir müddet geçtikten sonra kendi adamlarıyla, arkadaşlarıyla çıktı çöle, etrafa avlanmaya. Avlanırken kendi arkadaşlarından bir tanesi yanlışlıkla silahı ateş aldı ve de geldi bunun gözüne, tam gözüne mermi saplandı. Gözünü kör etti ve de o şekilde de o yarayla da ölüp gitti. Yani sen dün bir sineği öldürdün o şekilde, Allah da seni şimdi öldürdü aynı şekilde. Geldiler bir tanesine haber verdiler. Dediler ki çocuğun arabanın altında kaldı ve de feci bir şekilde ezilerek öldü. Üzüldü, ağladı, gözyaşı döktü ama dedi ki bu çocuğumun bu şekilde olmasının suçu sadece bendedir. Kendi suçum. Dediler ya sen ki orada değildin, çocuğundan da haberin yoktu, çocuğun uzakta, senin ne suçun olabilir ki? Dedi zamanın bir tanesinde arabamla yolda giderken ileride baktım gördüm ki bir köpek 6 tane de yavrusuyla birlikte yolun ortasından geçmeye çalışıyorlar. Dedim ki ben bu yavruların üzerinden geçeceğim, bakayım annesi ne yapacak. Diyor ki arabayı sürdüm, yavrularını ezerekten geçtim. Ve annesinin oradaki o feryatları hala kulağımdadır. Ve bugün de bana haber veriyorsunuz ki senin kendi evladın arabanın altında kaldı ve de feci bir şekilde öldü. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Yani sadece kıyamette insan cezasını çekmiyor. Ve bazen bu dünyada Allah diyor ki sen o kadar büyük bir zulüm ettin ki karşılığını burada alacaksın. Ve yaptığımız iyilikler de aynı şekilde. Azizler, mektebimizin yetiştirmiş olduğu en yüce alimlerden, müştehitlerden, ayetullahlardan bir tanesi Şeyh Murtaza Ensari'dir. Onun Resail ve de Mekasit kitabı ki 100-150 yıl önce yazmıştı. O kitap hala da
ilmi havzalarda ders kitabı, ileri düzeydeki ders kitabı olarak da okutulmaktadır. Koskocaman müçtehittir ve de bir zaman Şia aleminin tek müçtehidiydi. Yani bir tane müçtehit vardı, o da Şeyh Murtaza Ensari'ydi. O derecede yüce bir şahsiyettir. Bu yüce şahsiyet her perşembe günü yaşlı olan annesini sırtına alırdı. Evinden sırtında taşıyarak götürüyordu hamama. Hamamdaki bayana annesini teslim ediyordu çünkü annesi yürüyemiyordu. Annesini ona teslim ediyordu. O da onun yıkanmasıyla, temizliğiyle ilgileniyor. Sonra da Şeyh Murtaza Ensari'yi sesliyordu. O da gelip aynı şekilde annesini tekrar sırtlayıp getiriyordu evine ve de yatağına koyarak onunla o şekilde ilgileniyordu. Kendi annesinin hiçbir isteğini, arzusunu reddetmiyordu ve de her zaman yerine getiriyordu. Yeter ki annem benden razı olsun diye. Gel zaman git zaman annesi rahmetli oldu. Baktılar gördüler ki bu yaşlı Ayetullah, koskocaman Ayetullah gözyaşı döküp ağlamakta. Dediler ki senin kendin insanları sabra davet ediyorsun, sabırlı olmaları için nasihat ediyorsun. Şimdi sen niye bu şekilde ağlamaktasın? Dedi ki inan ki ben anneme ağlamıyorum. Annem belli bir ömrünü yaşadı, sonunda da Allah verdi, Allah da alacaktır. Ona ağlamıyorum, onun bilincindeyim. Sadece gördüm ki Allah benden o kadar büyük bir hayırı aldı ki, anneme hizmet etme hayırını. Çünkü annem hayatta olduğu müddetçe ve ben anneme bu şekilde hizmet ettiğim müddetçe büyük büyük mükafatlar almaktaydım ve de şu anda o büyük hayır benden alındı ve ben buna ağlamaktayım. İnsan anne ve babasına bu şekilde hürmet ettiği zaman olur Şeyh Murtaza Ensari. O kadar yüce bir şahsiyet olur. Diyorum ya Şia aleminin o zamanki tek müçtehidiydi. Ama insan anne ve babasına kötü olursa nedir? Anne ve babası ondan razı olmazsa nedir? Anne ve babasının kalbi evladından kırık olsa nedir? Hadislerimiz buyuruyor ki cennetin kokusu 500 ahiret yılı, aynı şimdi bazen diyorlar ya 500 ışık yılı mı diyorlar? Işık yılı değil mi? 500 ışık yılı. 500 ahiret yılı uzaktan bile cennetin kokusu alınabilmektedir. Cennetin o güzel kokusu. Ama anne ve babası kendisinden razı olmayan insan o kokuyu asla ve asla alamamaktadır. Anne ve babası kendisinden razı olmayan kimseye cennetin kokusu da haramdır. O derecededir. Onun için güzel ahlak sahibi olan kimse, annesi, babası, eşi, evladı, arkadaşı, herkese karşı güzel ahlaklıdır. Ve bunda da hiçbir zaman karşı tarafın mezhebini de düşünmez, dinini de düşünmez, inancını da düşünmez. İyi insan her zaman iyidir. Güzel ahlaklı insan her zaman güzel ahlaklıdır. Mümin insan ki güzel ahlaka sahip olandır. Mümin insan da her zaman, her yerde, her daim mümin insandır. Allah inşallah ki bizleri güzel ahlak sahibi olan müminlerden eylesin. Allah inşallah bizleri sıkıntılar, problemler karşısında sabır ehli olan kimselerden eylesin. Allah inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayır eylesin.